Bu videomuzda JavaScript programlama dilinde trim metodunu göstereceğim. Bunun için önceden ben sayfamı, HTML sayfamı ve JavaScript dosyamı oluşturdum. Peki trim metodu nedir? Öncelikle ondan bahsedeyim. Yazı türünde, yani string türünde verilen bir değişkenin başındaki ve sonundaki tüm boşlukları silip bize tekrar döndüren metottur. Yani örneğin ben geliyorum var text diyorum eşittir buraya javascript yazıyorum. Bunun başına ve sonuna şöyle boşluklar ekliyorum. Bunun başındaki ve sonundaki boşlukları silmek için trim metodunu kullanacağım. Bu yüzden var deyip yeni bir değişken oluşturuyorum ve diyorum ki new text yani yeni text Sonrasında text trim diyorum. Bu şekilde trim yaparak başındaki ve sonundaki boşlukları silebilirsiniz. Hemen bunu ekrana yazdıralım. Document write deyip new text'i ekrana yazdırıyoruz. Hemen şu ders 19'u çalıştıralım. Şöyle bakın JavaScript yazdırdı. Peki ben bu trim işlemini buradan alsam. Direkt olarak teksti yazdırsam. Bakalım ne olacak. Şöyle yenileyelim. Hemen bakalım. Tabii ki hiçbir şey olmayacak. Ekrana yazdırma işleminde. Fakat siz eğer bir bilgi alıyorsanız kullanıcıdan. Nasıl alıyoruz kullanıcıdan bilgiyi? Prompt ile ve kullanıcıdan aldığınız bu bilgiyi veri tabanına aktarıyorsanız veya veri tabanından kontrol ettiriyorsanız başındaki ve sonundaki boşlukları silmeniz mantıklı olacaktır. Neden? Çünkü kullanıcıya hiç belli olmaz. Her zaman bu mantıklı ilerleyin. Yani kullanıcı yanlışlıkla veya işte bilerek başına sonuna boşluk ekleyebilir. Sizin bu boşlukları silmeniz lazım. Şifreyi mesela kontrol ettirirken sizin bu boşlukları silmeniz lazım. Siz şifreleri de bu şekilde değişkenlere alıyorsunuz. Diyelim ki prompt ile prompt'u görmüştük. Prompt ile kullanıcıdan bir şifre aldınız. Bu şifrenin başındaki ve sonundaki boşlukları sildirerek daha sağlıklı sonuçlar elde edebilirsiniz. Bu şifreyle. Çünkü kullanıcılar bazen hata yapabilmekte. Trim'i bu alanda bu şekilde kullanıyoruz. Yoksa başındaki ve sonundaki boşlukları Document Write ile kullandığımızda zaten göremiyoruz. Bu şekilde bir yapısı mevcut. Bu videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.